bir airfryer'la bir şeyler deneyeceğiz, bir tarif deneyeceğiz. Bugün ne yapalım dedik, Oreo'lu bir şeyler, bir tarif bulduk. Oreo'lu neydi bunun adı? Dur bakayım. Oreo'lu muffin miydi? Öyle bir şey. Ha, aynen, Oreo'lu muffin. Hemen şöyle göstereyim. Bugün görseldekiyle aynı olur mu bilmiyorum ama Oreo'lu muffin deneyeceğiz. Çok merak ediyorum nasıl bir şey olacak. Bir yandan yine airfryer ile ilgili tabii ki sohbet etmeye devam ederiz, konuşuruz. Ve başlamadan önce bir önceki videomuzla ilgili öncelikle güzel ilginiz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı mümkün olduğunca cevap vermeye çalıştık. Sizin de yorumlarınız aynı zamanda çok güzel bilgiler veren oldu. Verenler oldu daha doğrusu. Çok teşekkür ederiz. Yorum yazan, izleyen, beğenen herkese çok teşekkürler. Ve tabii ki de abone olan herkese çok teşekkürler. Hemen şuradan bir hatırlatma yapayım. Abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımızı beğeniyorsanız bir tane de like bırakırsanız çok mutlu oluruz. Evet, tarife geçiyorum. Hemen malzemelerimizi söyleyeyim. 150 gram lor peynirimiz var. Yaklaşık bir 80-85 gram kadar un var. 50 mililitre süt var. 1 çimdik tuz, 1 çay kaşığı karbonat, 1 yumurtamız var. Hepsi bu kadar aslında. Fakat ben şöyle bir şey düşündüm. Bir de tabii muffin kapları kullanacağız burada. Şöyle bir şey düşündüm. Yaptıktan sonra, pişirdikten sonra üstüne neydi bu? Ay neydi bu? Ay adını unuttum, iyi mi? Ay neydi bunun adı? Böyle pudra şekeri. Heh. Pudra şekeri, tamam. Hiç yardımcı olmuyorsun kamera arkasında. Pudra şekeri. Yaptıktan, pişirdikten sonra böyle servis ederken üstüne böyle hafif pudra şekeri serpiştiririm diye düşündüm. Bir de şöyle bir şey denemeyi düşündüm. Ha tabii bir de en önemli etken zaten Oreo'muz var. Oreo'nun dışında bu muffinler olacak, sade olacak zaten muffinin hani kek kısmı. Dedim ki 9 porsiyon çıkıyormuş tarife göre. Yani 9 tane muffin kabı kullanacağız. Dedim ki neden böyle 1-2 tanesine olmasın ki, kakaolu olarak deneyelim. Öyle bir şeyler işte ya, deneyeceğiz falan filan, göreceğiz. Bakalım inşallah ortaya bir şey çıkartacağız. En azından geçen seferki tarifte bir şeyler çıkarttık ortaya, aç kalmadık değil mi Serkan, aç bırakmadım seni. Konuşmuyor, asla konuşmuyor. Bu arada bu videomuz iPhone 14 Pro ile çekildi. Eğer izlemediyseniz şuradan bir yerlerden onu da tıklayarak izleyebilirsiniz. Gerçekten o zaman çok iyi yapmış ya, çok iyi. Tam Serkan'lık, sürekli böyle sallıyordu. Ben editlerken zorlanıyordum. Neyse, diyor ki tarife göre hem anlatayım hem de uygulayalım. Lor peynirini yumurta, karbonat ve süt ile karıştırın diyor. Bir tutam tuz, un karışımı, kamerada tamam hallederiz. Tarifin söylediğine göre yaklaşık bir 8 dakika hazırlama süresi var. 7 dakikada da pişirme süresi var. Valla bu fryer'ın yani verdiği tariflere göre, yani bilmiyorum biraz zevke göre değişir ama verdiği tariflere göre her şey dakikası dakikasına oluyor. Güzelce pişiyor. Bazı şeyleri biraz zevke bağlı olarak da ben mesela ya diyorum 1-2 dakika daha at, hani 1-2 dakika daha fazla pişir falan diyorum ama yani gerçekten söylediği dakikada da güzel pişiriyor. Temizlik konusunu ben çok görmeye başladım bu aralar. Herkes hani şu, gelsene bir gösteririm. Yani tam çok detaylı değil ama şu hazne zaten çok kolay temizleniyor. Bunda bir şey yok. Bu arada bir önce de bir şeyler yaptık. Fakat şu üstte şeysi var. Metal kısmı var. O metal kısmının herkes... Çok kirlenmiş mi bizimki ya? Bu metal kısmının herkes temizliğinin ne kadar zor olduğundan ve oraya deterjan değdirilmemesinden bilmem ne. Hatta sırf bu yüzden airfryer pişmanlık falan diyenler var. Şok oldum yani. Bilmiyorum. Hani ben zaten öyle vıcık vıcık yağlı yemekler yapmayı ve yemeyi sevmiyorum. Belki de yani kişinin tercihine göre biraz fazla yağlı yapmıştır. Ve o yüzden de olmuş olabilir. Yağ sıçrayıp orası yağlanmış, kirlenmiş olabilir. Bilmiyorum. Ama ilerleyen günlerde göreceğiz biz de bizimki nasıl olacak. Eğer sizler de isterseniz bir temizlik videosu da kullandıktan sonra bir süre boyunca daha sonrası bir temizlik videosu da beraber yaparız. Şimdi yumurtamı koydum. Lor peynirimi de koydum.
karbonat ve süt. Sütümü de koydum. Bir çay kaşığı da karbonat demişti. Bunları karıştırın diyor. Aşk olsun ama ya. Ama bu çok sıçratıyor. Yaramazmış. Ben hemen müdahale ediyorum. Şuradan. Kıyafetimi koyayım. Bir tutam tuz diyor. Biraz ekledim. Sonra diyor ki unu yavaş yavaş ekleyin ve akışkan bir hamur elde edin diyor. İkinci aşamaya geldim. İkinci aşamada da diyor ki oreoları hamura bulayın ve muffin kaplarına koyun. Üzerine kalan hamurdan ekleyin diyor. 4, 5, bir 6 taneyi ben bir yapayım da ne olur ne olmaz. Bu arada geçen gün yorumlardan bir tane tavsiyenize uydum. Ve yani tavsiyenizi dinledim. Tavsiyenizi dinledim ve mesela tavuk pişirirken şey yaptım. İçine birazcık su koydum. Bu bir önceki videoda, eğer izlemediyseniz şuradan izleyin. Air fryer videosunda her yer duman altı olmuştu. Orada birazcık dibine su ekledim. Ve gerçekten dibine su ekleyince bu sefer duman olmadı. Ve tavuklar da gayet güzel, mis gibi pişti. Bir sonraki et pişirmemizde de tekrar ben onu deneyeceğim. Fakat gene yorumlarda belirttiğiniz gibi yağdan kaynaklı da olmuş olabilir. O yaşadığımız durum. Bilemiyorum. Ama yani şu güne kadar gayet keyifli gidiyor fryer'la. Şimdi bu sefer de artık yemek değil de daha böyle tatlı bir şeyler deneyelim dedik. Sizin de merak ettiğiniz bir şey varsa yazın. Ya şunu denesenize, bunu denesenize dediğiniz şeyler varsa yazın. Onları da denemeye çalışırız yani. Şimdi hele bir şey deneyeceğiz var ya. Eğer olursa mikimil. Eğer olursa mikimil olacak. Kalanına da üzerine koyun demişti. Aa bak, bir şey bile çıkmayabilir. 9 tane mi çıkmaz bence? Bence zaten çok da yemeyeyim ya, gerek yok. Allah'ım inşallah olmuştur. İnşallah yapabilmişimdir. Neyse, en kötü pastamız var Serkan. En kötü tatlımiyetini onu yer. Bas. Serkan'ı bir yandan çay demliyor. Hadi çayı demleyelim. Ay güzel, az da atmadık da kaldı. Şimdi gelelim efendim en can alıcı noktaya. Üçüncü adımda diyor. Şöyle göstereyim. Muffin kaplarını air fryer sepetine ekleyin ve belirtilen sıcaklıkta, sıcaklık ve saatte pişirin. 7 dakika 170 derece göstereyim de geçen videoda sıkıntı olmuştu. 7 dakika 170 derecede pişirin diyor. Bak bak. Hemen şöyle alıyorum. Geliyorum sepetime koyuyorum. Tamam. Şimdi kaç derece demişti? 170 derece demişti. 7 dakika demişti. 7 dakikaya ayarladım. Beklerken ben de çayımı yudumlayacağım. Bitti. Bakalım. Aa, değişik olmuş. Pişti mi acaba içi? Hemen bıçak testi. Aa, iç sanki birazcık daha pişmesi gerekiyor gibi. Baksana şöyle bıçağa. Sanki. Aa, bak bu olmadı fryer. Bu olmadı. Bir iki dakika daha. Hayır, 4 ne yaptın? Tarifini bozuyor. 4 dakika dedi. 4 dakikada yeni muffin yaparız biz burada. Neyse, 4 dakika daha ben çay içeyim. Ama 7 dakika herhalde az oldu ya. Niye öyle oldu? 7 dakika diyordu. Bu sefer gösterdim.
7 dakika diyordu. Son 1 dakika sonra ben alırım bunu. Ha, güzel kokuyor. Bıçağımızı alalım, başka birine bakalım. Bence pişmiş. Hı? Delik deşik ettim ama. Artık yani daha. Neyse. Tamam hadi bir dakika daha kız. Garanti olsun. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Geldik. Bence şimdi daha iyi pişti. Bence öyle. Ama yine de siz bilirsiniz. Bakalım, bakalım. Hadi bakalım. Evet. Aa, çok tatlı olmuş. Bak, çok tatlı olmuş. Hemen şöyle bir keseyim. Tadını çok merak ediyorum. Şu bir tanesinin üzerine şöyle pudra şekeri dökeceğim azıcık. Of, duman çıkıyor hala. Değişik bir şey. Lor peynirinden hiç böyle hamur yapmamıştım. Beğendin mi? Kakaolu olsa daha güzeldi. Böyle güzel mi? Çok sevdi Serkan. Bence pudra şekeriyle daha güzel olmuştur. Pudra şekeriyle daha iyi. Nasıl? Pudra şekeriyle daha güzel değil mi? Evet, Serkan da onayladı. Sence 10 üzerinden kaç verirdin? 10 üzerinden kaç yani? Böyle aşırı tatlı, aşırı şekerli bir şey değil. Aa, biraz hamuruna şeker katılabilir bence. Ama 10 üzerinden kaç verirdin? 7. 7. Aynen, ben de öyle bir şey veririm. Hani böyle uf deyip insanın böyle aklını uçuracak bir şey değil. Ama hamuruna belki biraz kakao konabilir, biraz şeker konabilir. Onun dışında üstünü kesinlikle bence pudra şekeriyle yenmesi daha keyifli. Hemen şuradan pudra şekeri koyayım. Evet. Afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz biraz bize like bırakırsanız ve kanalımıza da abone olursanız teşekkür ederiz. Çok mutlu oluruz. Daha başka neler gelsin? Airfryer ile neler deneyelim? Sizler de fikirleriniz varsa bizimle yorumlarda paylaşırsanız bizimle çok mutlu oluruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.